Yalnız Prens ve Kumperisi. Eski zamanlarda hiç arkadaşı olmadığı için herkesin yalnız prens dediği yakışıklı bir prens varmış. Yalnız prens denizi, köpük köpük dalgaları, dalgalarla oynayan martıları seyretmeyi çok severmiş. En çok sevdiği de denizin toprakla kucaklaştığı yerdeki kumlarmış. Özellikle de güneş ışıklarının kumları pırıl pırıl parlatması çok hoşuna gidermiş. Bir gün prens sarayın büyük bilginiyle birlikte yine deniz kıyısına gitmiş. Kum tanelerinin pırıltılarının sırrını bilgine sormaya karar vermiş. Söyle bana iyi bilgin başı, nasıl olup da kum taneleri gün ışığıyla buluşunca altın tozu gibi parlıyor? Bunun sırrını bilirim prensim. Ama kum perilerine sözüm var. Bu sırrı kimseye söyleyemem. Peki bir prens olarak bu sırrı bana söylemeni emretsem? O zaman başka çarem kalmaz. Sırrı söylerim size. Ama kum perileri buna kızarsa sorumluluk da kabul etmem. Bütün sorumluluğu ben alıyorum. Hadi anlat. Sevgili prensim, gün ışığı vurduğunda parlayan aslında kum taneleri değildir. Her kum tanesinde bir kum perisi vardır. Kum perilerinin ellerindeki aynalar güneş ışığını yansıttıkları için kum taneleri böyle altın gibi parlar. İşte sırrı bu. Senden bir isteğim var bilgin başı. Sarayın saatçi başına söyle, bana buradaki kumlardan bir kum saati yapsın. Tekrar saraya döndüklerinde saatçi başı hemen kum saatini yapıp prense vermiş. O günden itibaren yalnız prens yeni kum saatini gözünün önünden hiç ayırmamış. Ama bir gün sarayın hizmetçisi temizlik yaparken kum saatini yere düşürmüş. Kumlar her yana saçılmış. Hizmetçi kız da hepsini süpürüp çöpe atmış. Tabii prens olanları öğrenince çok üzülmüş. Kum saatinin kırıldığı odaya girdiğinde o çok sevdiği kum saatinden geriye yalnızca biricik kum tanesi kaldığını görmüş. Ve özenle kum tanesini eline almış. O sırada kum tanesi güzeller güzeli bir kıza dönüşmüş. Kum tanesinin içindeki kum perisiymiş bu. İkisi de birbirlerini görür görmez aşık olmuşlar. Prens kum perisinin onunla evlenmek istediğini söylemiş. Kum perisi ise kum perilerinin padişahından izin alması gerektiğini söyleyip gözden kaybolmuş. Geri döndüğünde çok üzgünmüş. Ah sevgili prensim, sırrımızı sarayın bilgininden zorla öğrendiğin için padişahımız sana çok kızmış. Gerçi bir şartı var, onu yerine getirebilirsen izin verecek. Ama bunu senden isteyemem. Söyle, nedir şartı? Ne olursa olsun yapmaya hazırım. Padişahımız yakında senin kral olacağını biliyor. Eğer kral olmaktan vazgeçip sarayından ayrılır, benimle birlikte bir kum şatosunda yaşamayı kabul edersen, padişahımız seni affedip evlenmemize izin verecek. Ama ben senden bunu isteyemem. Prens bir süre düşünmüş. Sonunda yüreğinde duyduğu sevgi ağır basmış ve saraydan ayrılıp kum perisiyle birlikte o çok sevdiği pırıl pırıl kumlardan yaptıkları kum şatosunda mutlu bir hayat yaşamış sevgili çocuklar.
Artık yalnız da değilmiş. Çünkü yeryüzünde en çok sevdiği varlık olan kum perisi yanındaymış ve sevginin yeryüzündeki en değerli hazinelerden çok daha güzel olduğunu anlamış. Siz de bunu unutmayın, olur mu? Ve kum tanelerini her gördüğünüzde masalımızı hatırlayın.